Profesör Doktor Ahad Andican bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem bir yandan sokakları, meydanları konuşuruz, hem de yani geçmişle bugün arasında bir bakacak olursak bu törenler niye tırpanlandı acaba diye de belki biraz konuşmak gerekiyor, sizin tecrübelerinize danışmak farklı lazım. Bir şey söylemek istiyorum aslında. Gerçekten son dönem iktidarı, yani son 20 yıldır neredeyse Cumhuriyet değerleriyle ve Cumhuriyet'in ilkeleriyle kavgalı olmanın getirdiği bir anlayış içerisinde Cumhuriyeti kuranları itibarsızlaştırma, Cumhuriyet değerlerini üstünü örtmeye çalışma ve bozma politikası uyguladı. Son dönem, yani iki gündür yaşadığımız, daha doğrusu bir süredir yaşamakta olduğumuz Cumhuriyeti 100. yılını anmamak, kutlamamak için ısrarla ayak sürmeleri bir olumlu sonuca yol açtı. Bugüne kadar Cumhuriyet törenleri daima bürokratik bir düzlemde şey yapılmıştır, kutlanmıştır. Anlatabildim mi? Yani halk düzeyinde, toplumsal düzeyde yoğun bir katılımın olduğu ancak 75. yıl dönümünde yaşandı. Yani biraz sonra onu da anlatırım, 75. yılda neler yapıldı gibi. Ama bu iktidarın, bu biraz önce sözünü ettiğim uygulamaları toplumun bu hadiseye karşı bir reaksiyon olarak çoluğuyla, çocuğuyla, yani genciyle, yaşlısıyla sokaklara, Anıtkabir'e ve çeşitli yerlerdeki kutlamalara dökülmesine yol açtı. Bir anlamda Atatürk'ü, Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in temel ilkelerini çok ayrıntılı bilmese de hissederek içselleştirdiğini görüyoruz. Bu uygulamanın böyle bir sonucu oldu diye düşünüyorum. Evet, çok önemli bu dediğiniz. Elbette konuşalım, üzerine konuşmak da gerekiyor. Bugün yapılan açıklamadaki belki biraz, daha doğrusu 100. yıl hitabındaki o jestlere, mimiklere de biraz bakmak lazım. Belki de ben biraz öfkeye, biraz böyle bir mutsuzluk hali gördüm. Niye acaba öyle? Biraz tabii Gazze'deki olayların etkisi midir? Nedir ne değildir? Konuşuruz elbette. Sevgili meslek büyüğüm, hepimizin ağabeyi Zafer Arapgil'le, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Çiğdem. Bugün bu özel günde aynı zamanda bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yani hem bu ekranda zaten sabahları yayınlarınız var, cuma günü bir aradaydık ama bu özel günde de sağlık kırmadınız. Zaten böyle bir günde bu yayına, bu coşkuya, bu heyecana katılmamak çok büyük şeyi ıska geçmek olacaktı. Harbi, bizler cuma akşamı da konuşmuştuk ya, 10. yılına yetişemedik tabii ama 50. yılın bir öğrenci olarak Ankara'da Anıtkabir'de 19 Mayıs stadında hipodromda yapılan gösterilere buradan İstanbul'dan özel gönderilen öğrenci gruplarının arasındaydım. O coşkuyu, o heyecanı yaşamıştım. Şimdi aradan 50 yıl geçtikten sonra 100. yılda da bu heyecana bir gazeteci sıfatıyla katılıyorum. Az önce Sayın Bakan'ın da hatırlattığı gibi iktidarın, bugün Türkiye'yi yönetenlerin, Cumhuriyeti kuranların o ismini, ideallerini, kurucu değerlerini adeta unutturmak istercesine böyle bir ayak sürme, gönülsüz kutlama çabalarına toplumun gösterdiği reaksiyonu işte görüyoruz meydanlarda, stadyumlarda, işte Fener alaylarında filan. Ve az önce senin söylediğin o Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz gergin, biraz öfkeli görüntüsü ve yüz hali de o reaksiyondan duyduğu hoşnutsuzluk olsa gerek. İnşallah da öyledir diyorum. Çünkü biraz sonra detaylarını aktaracağım. Yayına girmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın ulusa hitabını, yani 100. yıl hitabını baştan sona dinledim. Çok üzüldüm. Kahrolarak dinledim. O ayrıntıları notlar halinde konuşacağız inşallah. Ama dilerdik ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 100. yıl hitabında 100. yıla saygılı, Cumhuriyeti kuranlara saygılı bir üslup kullansın. Milleti bölen değil, birleştiren bir üslup kullansın isterdik. Tam tersini yaptı. Olağanüstü, bölücü bir üslup kullandı. Az sonra detaylarını paylaşacağım. Evet, mutlaka, çünkü hem bugünkü ifadeler biraz böyle nereden nereye dediği, daha çok 20 yıla değindiği, belki de diğer kazanımlar acaba yok mu sayılıyor, niye? Eğer o kazanımlar olmasaydı, son 20 yılda varsa o yaşanmış olan artı dediği şeyler ne kadar olabilirdi diye de belki üzerine de konuşmak lazım elbette o açıklamanın satır aralarında. Sol Parti Parti Meclis Üyesi Alper Taş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Her defasında Alper Bey ne zaman katılsa bizim programda not olarak hep düşer aslında. Laiklik,
neden önemlidir, neden kıymetlidir, neden vazgeçilmezdir diye. Bugün de tam da bugün aslında konuşmak lazım. Cumhuriyet ve laiklik niye ayrılamaz aslında Türkiye Cumhuriyeti açısından? Onu özellikle konuşalım. Hoş geldiniz. Kısa bir mesaj alayım ama bugün için. Hoş bulduk. Yani o kadar güzel, o kadar canlı ve enerjik giriş yaptım ki vallahi sana nasıl ayak uyduracağız? Onu düşünmeye başladım, bu enerjiye nasıl karşılık vereceğiz diye. Ya esasen ilk mesajı şöyle verelim. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i yeniden kazanmalıyız ve laikliği de yeniden kazanmalıyız. Yani işin esas noktası burası. Çünkü biz tamam bir coşku yaşıyoruz ama Cumhuriyet'in içi boşaltılmış. Burası çok önemli. Cumhuriyet'i yeniden içeriklendirmek, yeniden kurmak, yeniden kazanmak gerekiyor. Bunun görevlerini ve sorumluluklarını esasen tartışmamız gerekliliğini düşünüyorum. Kesinlikle hepimize düşen, belki de daha da fazla görev ve sorumluluk var geçmişe göre. Hocam ne dersiniz? Sizinle başlayalım aslında. Hem bugüne baktığımızda, sokaklara baktığımızda, daha öncesinde siz de bir yayındaydınız. Beşiktaş'tan buraya gelmeye çalıştınız. Evet. Normalde kolaydır yani, biz Levent'teyiz ama epey zaman aldı. Çünkü sokaklar çok kalabalık. Beşiktaş gittikçe kalabalıklaştı. Maltepe keza öyle. Ankara'da nereye baksak öyle. Hem bu görüntünün bize ne anlattığı önemli, Ahat Hocam'ın da o değindiği yerden belki de bugün. Evet, yani bugün benim aslında Maltepe'den öğlen başladı yolculuğum. Öğlen Maltepe, öğlenden itibaren insanlar akın akın Maltepe'deydi. Yani pusetini alan, bebeğini alan, bayrağını alan herkes, ama inanılmaz bir trafik, yoğunluk, anlatamam. İnsanlar akın 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 sokaklardaydı. Oradan döndük Beşiktaş'a geldik. Yani iğne assanız yere düşmez. Yani Barbaros'un bir tarafını kapatmışlar, bulvarı, öbür tarafa Ortaköy'e dönüşü. Her yer insan çünkü. Yani doğal bir miting alanı gibi. Yani meydanlar doğal bir miting alanı gibi. Ve herkes şarkılar söylüyor, marşlar söylüyor. Marşlar. Yani işte Atatürk'ün hayal ettiği şey gerçek olmuş. Atatürk burada Cumhuriyet devrimini gerçekleştirirken egemenliği millete verdi. Aslında bütün meselenin temeli buna dayanıyordu. Ve akılcılık. Yani kendin düşünerek, hiç başka bir şey, kimseyi senden üstün görmeden, işte ne saltanatı, ne din adamlarını, ne başka grupları senden daha yüce ve daha üstün görmeden, insan aklını öncülleyen, bilimi öncülleyen, pozitivizmi öncülleyen, Atatürk'ün hayali buydu aslında. Kendi aklını kullan. Kendi kendini yönet. Egemenlik sende. Senden daha yüksek bir güç yok. İşte bu bugün sokaklardaydı. Millet kendi bayramına sahip çıktı. Ve ben bugün anladım ki ne olursa olsun, içeriden ya da dışarıdan sürekli baltalanmaya çalışılıyor. Cumhuriyet değerleriyle oynanıyor. Altı oyulmaya çalışılıyor. Ama bu cumhuriyete hiçbir şey olmaz. Günün gerçekten hiçbir şey olmaz. Hayır. Hırpalanır. Yani kazanımları örselenir. Onları geri alırız. Ama yıkamazlar. Yani cumhuriyetin olduğu gibi derinlikli felsefesini yıkamazlar. Bizde var olmuş olan ulus bilincini yıkamazlar. O kadar köklü ki ne yaparlarsa yapsınlar, milleti ümmete döndüremiyorlar. Dönmüyor. Çünkü döndürmeye çalışıyorlar. Yani yapmaya çalıştıkları o. Yani millet nedir ki? Yani işte ümmet falan falan. İnsanla çünkü akıl var. İnsanlar bakıyor, dünyadaki gelişmeleri izliyor ve böyle bir olgu olmadığını görüyor. Hani nerede dayanışma? Yani ümmet dediğiniz yapı içerisinde şu an dayanışma mı var? Kimsenin hiçbir şey umurunda değil. Herkes kendi şeyine bakıyor, ülkesine bakıyor. O yüzden ben bu felsefenin, yani özünde Atatürk'ün kurarken ki ulus devlet, çağdaş toplum, laiklik ve yurtta barış, dünyada barış. Ben bunları üç sac ayağı olarak görüyorum. Bunların üzerine dayandırdığı cumhuriyetin, laik ve demokratik cumhuriyetin hala ruhunun çok derinden derinden yaşadığını görebiliyorum. Bu bir belki ne diyelim özel bir günde
İşte küçük çocuğunu alıp giden bir ailede de kendini gösterebiliyor. Gençler toplanıp belki gidiyorlar. Bir de protesto gibi biraz evet, da. Evet. Yani biraz da protesto. Çünkü burada zorlama gibi. Yok yani. Kimseye ki, hadi gidin şunu da demeyin, söyleyeyim yani muhalefetin kendi iç şeylerine gömüldüğü bir dönemde oluyor. Yani evet. Bir kendiliğinden zaten o yüzden cümle böyle girdim. Yani milli egemenlik kendiliğinden vücut bulan bir durum bu. Bunun hani böyle bir siyasi mihmandarlığı falan yok yani. Bu kendiliğinden vücut buldu ve millet cumhuriyetine sahip çıktı. Cumhuriyet anmalarını iptal etmek ne demek? Resepsiyon. Cumhuriyet anmasında Atatürk'ün adını anmamak ne demek? Bunların hepsini kınıyorum. Başaramadılar, başaramayacaklar. Afişlerde başaramayacaklar. Yani bu kadar basit. Başaramadılar da. Bu milletin gönlünden Atatürk'ü çıkarmayı başaramadılar. Bunu biz görüyoruz. Her 29 Ekim'de görüyoruz. Ülkenin başı ne zaman dara girse yine en önde cumhuriyetçiler, Atatürkçüler. Yine bu milletin her türlü derdine de sahip çıkan bizim halkımızdır diye düşünüyorum. Evet. Halk zaten siyasetin çok önünde. Gerçekten maalesef öyle. Siyaset bir çürümüşlüğün içerisinde. Bir taraf böyle bir Atatürk Cumhuriyet düşmanlığı üzerinden yürüyor. Diğer taraf seçimden sonra bir hayli iç tartışmalara gömüldü. Doğrulamadı belki de. Dolayısıyla bu manada baktığımızda halk çok daha önünde. Yani siyasetin çok daha önünde.